var, burada var. Şimdi önüne geç önüne. Kafasını abi takip ediyoruz. Hoş geldiniz. Evet. Hayır Malta. Hayır. Evet. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hadi bakalım. Sayın Mehtap Peker, kendi özgür iradenizle Sayın Hüseyin Berkay İpek ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Sayın Hüseyin Berkay İpek, siz kendi özgür iradenizle Sayın Mehtap Peker ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Sayın şahitlerimiz, tanıklık ediyor musunuz efendim? O halde evlenme kutumuzu, imzalarımızı alabiliriz. Buyurun. Şimdi 3 belediye başkanımız burada. Fethi Başkan, Mansur Başkan, Alper Başkan. Bir sağlam alkış alayım lütfen. Çünkü bugün burada yüzlerimiz gülerek bu çifti evlendiriyorsak ve 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı olacaktır hüküm cümlesini kurabiliyorsak, bu arkadaşlarımızın yaptığı hizmetlere borçluyuz. Onlar güzel hizmetler yaptıkları için dolayısıyla 13. Cumhurbaşkanımızın, inşallah ben kalpten inanıyorum, Millet İttifakı'nın aday gösterdiği kişi olacak hüküm cümlesini o nedenle kurabiliyoruz. Onun için arkadaşlarımıza ben teşekkür ediyorum. Fazla uzatmayacağım oğlum. Yani kız bizim ama genellikle damatları acırım ben. Şimdi çok şahitlik yaptım bugüne kadar. Genellikle şöyle bir şey oluyor. Eğer damat ise kız annesi çok mutlu. Oğlan annesi genellikle siniri bozuk. Kız babası damat iyi de kötü de hiç fark etmez. Gözleri hüzünlü, ağlamak üzere. İşte Adnan Peker şu anda bura dışı der yere bakıyor. Delikanlının babası acayip mutlu. Sinir bozacak kadar mutlu oluyor. Bu arada gelin basıyor ya ayağa. Acıdığını düşünüyor anne. Yani anneler öyle oluyor. Ama sonuçta bir şey daha var. Çocuklarınız oluyor ve siz unutuluyorsunuz. Torun sevgisi anneleri, babaları bir araya getiriyor. Dolayısıyla ben sizin çok mutlu olacağınıza eminim. Allah mutlu etsin. Şimdi oğlum, sabır, sevgi, saygı gibi 3 S'den bahsedeceğim. Ama sabır sana lazım. Sana sadece sevgi, saygı yavrum. Sonuç itibariyle çok mutlu olmanızı dilerim. Çocuk sayısına karışmıyoruz ama nasıl yetiştirileceğine karışıyoruz. Yani öyle bir durumumuz var. Ben bu aile cüzdanını elbette kızımıza vereceğim ama benim oğlumu evlendirirken ona vermişler, unuttu burada. Dolayısıyla kızlara, ailenin başı kadın oluyor genellikle ama bu aile cüzdanını vermek üzere Sayın Başkanımı, ya o zaman siz kime uygun görürseniz, ya da Rizeli bir hemşehrimiz var, o versin, o da olabilir. Tamam mı? İlker'din değil mi? Ben bir Rizeli adamla evliyim. Dolayısıyla kayınbiradere biri hariç kıyak çektim. Buyurunuz. Efendim ailelerimizi sahneye alalım. Anneleri babaları toplu resim.